Değerli Okur Gazetesi okurları ve izleyenleri, bugün İnegöl'e bağlı kırsal Çitli Mahallesi'ndeyiz. Çitli Mahallesi'nde bayramlardan önce burada bulunan mahalle sakinleri, kadınlar birlikte toplanarak ekmek, köy ekmeği yapıyorlar. Bunun haricinde lokumlar yapıyorlar. Şimdi beraber acaba ekmek nasıl yapılır, tadı nasıldır ve şehir ekmeği dediğimiz tahin ekmeğine karşı üstünlüğü nedir? Şimdi bunları beraber görmüş olacağız. Evvela maya alırız ekmeğimizi. Akşamdan mı? Akşamdan maya yaparız. Biraz un katarız. Onu biraz çuvaldırız. Ondan sonra sabaha kadar un kabarır. Yeniden büyük çok çana un atarız. Çok yoğururuz. O bir iki saat, iki saat, bir buçuk, iki saat içinde yeniden kabarı çuvalır. Onu biraz koparız, koparız, biletlerimizden koruruz. Biraz bekleriz, fırınlarımızı yakarız. Fırınımız yaktın sonra güzel fırını çekeriz çekeceğimle. Ondan sonra süpürgesinden süpürürüz. Ondan sonra küreğine bırakırız. Tekrar bir buçuk saat sonra ya da iki saat içinde küreğinden tekrar çıkarız. Biletlerimizi koruruz, evimize getiririz. Yerleştiririz güzelce. Müsait olduğumuz zaman yemin vaktinde ekmeğimizi yememizi yeriz. Bizim bayram ekmeklerimiz, meşhurdur. Güzel bayram ekmeklerimiz böyle cevizleriz. Ekmekleri koparıp böyle yayarız. İçine cevizleri döşeriz. Onu böyle güzel duruyoruz, böyle dağıtırız. Ondan sonra üstünü biletlere koyarız, üstünü yoğurtlarız, susamlarız. Ondan sonra cazıma fırına öyle veririz. Çok güzel. Öyle veririz. Daha sonra işte böyle bayramlarda gelen misafirimize ikram ederiz. Kim gelirse gelsin. Büyük küçük herkese ikramımız boldur. Koy kimede? Az belli. Şunları. Yavaş yavaş. Allah'ım yarabbi. Salak yiyor bana da. Salak yiyor. Aferin salak yiyor. Sen al yenge. Çok önemli. İyi güzel ekmek yapmaya uğraşıyoruz. Akşamdan onu eliyoruz. Mayayı tutarız acık. Sabaha kadar kabara. Sabahleyin yeniden yoğururuz ekmekleri. Hamura yeniden iyice yoğururuz. Yeniden örter bastırırız. Yeniden kabara. Ondan sonra pinetlere koyarız. Koparı koparı sever böyle pinetlere koyarız. Pinetlerde kabara. Fırını yakarız. Fırını yaktık mı oldu muydu? Fırının yak olduğunu anlarız. Taşları şeyler alırız. Taşları böyle. Oradan fırın oldu deriz, çekeriz, süpürürüz, ondan sonra bırakırız, kızardırız onları, külleriz. Ondan sonra işte ekmek iki saat durur fırında, iki saat sonra çıkarız. Köy ekmeği daha iyi, karnını tok tutar, her şeye iyi olur. İnegöl ekmeği çabucancık işe diye geçiyor. Öncelikle adım Mehmet Öztürk. Şehir işlerinde yapılan ekmeğe göre bunların daha sağlıklı olması, daha sağlıklı olması ve daha çok içindeki katkı maddesinin çok olup daha çok doyurucu olması, daha çok tok tutması bizde ki amaç budur yani. Bizde bayram öncesi iki gün, arife günleri dediğimiz iki gün boyunca köyde herkes bir şekilde birilerinin fırınlarını bularak el yapımı ekmeklerini yaparlar bu şekilde. Ve dolayısıyla bayram günü köydeki bakkallarımızda kesinlikle şehirden gelen ekmekler satılmaz. Neden özlem var derseniz de köy ekmeği tadının hiçbir şekilde İnegöl'deki fırınlardaki ekmeklerde bulunamaması. Dolayısıyla bunlardan alınan has, tat hiçbir şekilde bulunamadığı için de bu konuda çok büyük bir özlem var. Daha doğrusu bu konuda çok büyük bir eğilim var.